Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e ait askeri üslerle stratejik önemdeki altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak açık tehdit mesajı yayınladı. İsrail Savunma Bakanı Galant ise Gazze'deki savaşta geçilecek yeni aşamayı ve Lübnan sınırındaki durumu görüşmek üzere Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. اذا فرضت الحرب على لبنان فان المقاومه ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا اسلحه. Önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'i uyardı. Sonra ülkedeki stratejik hedeflerin koordinatları tek tek paylaşıldı. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı adım adım topyekün savaşa mı ilerliyor? Son olarak Hizbullah'ın Telegram hesabından bazı askeri üslerin koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı. İnsansız hava aracıyla çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor. Daha önceki videolardan farklı olarak bu kez petrol rezervleri, elektrik istasyonları, uydu üsleri ve gaz çıkarma sahalarının koordinatları gibi kritik öneme sahip altyapılar hedef gösteriliyor. Videonun sonundaysa dikkat çeken bir mesaj yer alıyor. İsrail ordusu ise Lübnan Hizbullah'ına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde düzenlenen saldırıda Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin kritik isimlerinden birinin öldürüldüğü duyuruldu. Operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. Lübnan'la İsrail sınırını ayıran mavi hat boyunca tehlikeli gelişmeler yaşanırken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'a doğru yola çıktı. Uçağa binmeden hemen önce ise önemli mesajlar verdi. Amerika ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli diye konuştu. Gazze ve Lübnan cephesindeki gelişmeleri görüşeceğim. Gazze, Lübnan ve diğer yerlerde her türlü eyleme karşı hazırız. Gazze'deki savaşın 3. aşamasına geçişi Amerikalı yetkililerle konuşacağım. Amerika Birleşik Devletleri en önemli müttefikimiz. İlişkilerimiz her zamankinden daha önemli. Galant'ın olumlu mesajlarının aksine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nden silah ve mühimmat sevkiyatında ciddi bir düşüş yaşandığını ileri sürdü. Bunun yaklaşık 4 ay önce başladığını anlattı. Bir yandan da sorunun yakında çözüleceğine inandığını söyledi. Yaklaşık 4 ay önce ABD'nin İsrail'e silah tedarikinde ciddi bir düşüş yaşandı. Haftalar boyunca Amerikalı dostlarımızdan tedariğin hızlandırılmasını istedik. Bunu kapalı kapılar ardında defalarca kez yaptık. Bize farklı açıklamalar yapıldı. Ama tek bir şeyi anlamıyoruz. Durum değişmedi. Bazı teçhizatlar geldi ama silahların büyük bir kısmı gelmedi. Netanyahu'nun benzer açıklamaları Washington'ın tepkisine yol açmış, Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in savunmasına yardım etmeyi durdurduğumuz fikri kesinlikle doğru değil demişti.